olarak sesleniyorum. Hepimizin birlikte sahip olduğumuz o makamın adı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığıdır. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı bize cumhuriyetle kazanılmıştır. Cumhuriyet bedel ödeyerek önce Çanakkale'de sonra Kurtuluş Savaşı'nda bedel ödeyerek elde edilmiştir. Cumhuriyeti Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları kurarken amaçları bizleri tebaa olmaktan, insana kulluk yapmaktan kurtarıp Türkiye Cumhuriyeti'nin hak ve yetkilere sahip vatandaşları kılmaktır. Şükürler olsun ki biz vatandaşız ve vatandaşlığımızı hiç kimseye teslim etmeye izin vermeyeceğiz. Bizden talep edilen Türkiye Cumhuriyeti'nin kapısıdır ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığıdır. Biz ne vatandaşlığımızı veriyoruz, ne vatandaşlığımızı veriyoruz, ne toprağı veriyoruz. Şikayet var mı? Gel. Gel ablacığım, sen burada otur. Sağ ol, sağ ol. Hikmet abi, arkadaşlar anlatacağım. Arkadaşlar anlatacağım. Sevgili arkadaşlar anlatacağım. Ben Orhan Uygun kardeşim. Benim ailem 800 sene Kayseri. Türkiye'ye hizmet etmiştir ailem. Sizlerin ve her birinin ailesinin bu memlekete hizmette ne hikayeleri var ne hikayeleri. Sizler Sizden ellerinizden öper iki kız çocuğum için ve her birini kendi evladım, yeğenim gibi bağrıma basmaya hazır olduğum sizlerin evlatları için, torunlarınız için, çocuklarınız için, gencecik delikanlılarımız için bir talebimiz var. Bu talep evlatlarımızın kahramanı olmalısınız. Ben sizden çocuklarımın kahramanı olmanızı talep ediyorum. Sizin çocuklarınızın kahramanı olmaya da sonuna kadar tarih önümüze, Cenab-ı Hak önümüze altın tepside bir 16 Nisan fırsatı sunmuştur. 16 Nisan'da Türk milleti tıpkı Amasya'da haykırdığı gibi, tıpkı Erzurum'da, Sivas'ta haykırdığı gibi diyecektir ki vatanın ve milletin geleceğine yine Türk milleti aynı azim ve kararlılıkla sahip çıkacaktır. Bu iş değerli dostlarım, siyasi partiler üstü bir iştir. Bu iş A partisinin, B partisinin meselesi değildir. Bu iş şu kişi mi cumhurbaşkanı olsun, bu kişi mi cumhurbaşkanı olsun, onu mu başbakan yapalım, bunu mu başbakan yapalım meselesi hiçbir şekilde değildir. Sorduğum zaman burada birisi dedi ki, ekmek partisi işi beyan dedi.
Partisi işidir. Çünkü insan vatanında doymalıdır. Çünkü insan vatanında çocuklarını yetiştirmelidir. Çünkü insan vatanında mutlu olmalıdır. Çünkü insan vatanında evlatlarına en iyi geleceğin hazır olduğunu bilerek doğmalı, bilerek büyümeli ve son gün geldiğinde çenemizi kapamadan önce bilmelidir ki evlatlarım huzur içerisinde, güven içerisinde bir ülkede yaşayacak. Ne mücadelemiz varsa işte dostlarım inanın bunun içindir. Süheyl Hocam, Can Hocam, bir tanecik hocam. Zemi Hocam, göremiyor musun? Buradan. Zemi Hocam uzun boylu olduğu için çok göremiyor. Şimdi sen konuş, sonra sus, biz konuşacağız yerden, sonra gel. Senin dikkatli Güneydoğu'da çatışmış, çok evladımızı kurtarmış. Maalesef hatırlamak istemediği kadar çok evladımız kucağında şehit düşmüş bir emekli askerimiz. Haddini bilmeyen birileri çıkmış, hayır diyen teröristtir diye çapsız bir iftirada bulunurken Semih Hoca diyor ki o dağlarda ben çarpmıştım, sen değil. Aynen. Türkiye'yi karış karış geliyoruz, karış karış birlikte geliyoruz. Buyursunlar gelsinler. Verecek tek hesabımız Cenab-ı Allah'dır. Profesör Süheyl Batur. Bilgisiyle Türkiye'de anayasa hukuku uzmanlığı tartışılmaz. Dünyada Süheyl Batur'un tanınırlığı var. Ve Süheyl Batur'u milletin gözünde Süheyl Batur yapan anayasa hukuku uzmanlığı değildir. Dünyada tanınırlığı değildir. Bütün bu bilgilerini ve uzmanlığını paraya, kuma, yata, kata, varlık fonu yönetim kurulu üyeliğine ya da şuna buna satmadan milletine doğruyu söyleyecek namusudur. O yüzden tarih Süheyl Batur'u milleti için yollara düşen, milleti için her türlü fedakarlığı üstlenen, milleti için üniversiteden atıldığında hadi oradan ben de senin isminden üniversite yaptım diyecek bir kahraman olarak hatırlayacak. Ama Süheyl Hoca'yı üniversiteden anayasa hukukunu vatandaşa anlatıyor diye atanlar, işte tarih onların hiçbirinin ismini bile yazmayacak. O paragraf diyecektir ki baskıya karşı korktular, tırstılar, isimlerini bile yazmaya değmez diyecektir. Buradan 17 Nisan'da bir gün içinde yanıp dönerlikleri sabit olanlara sesleniyorum. 17 Nisan'da sizden daha çok cumhuriyetçi, sizden daha çok Atatürkçü, sizden daha çok biz zaten hayır istiyoruz diye kıvranacak olanlara söylüyorum.
bugünden namusunuzla, vicdanınızla doğru yapmaya başlayın ki 17 Nisan'da aynaya bakacak yüzünüz olsun. Devletin savcısı tweet atmış. Doğruysa utanç. Suç duyurusunda derhal bulunduk. HSYK araştırma başlattı. Ama HSYK'dan talebim şu. Bir devletin cumhuriyet savcısı evet diyenler teröristtir deseydi kaç saat içerisinde görevden alınır, kaç saat içerisinde hakkında işlem yapılırdı? Eğer HSYK güvenilirliğini tescillemek istiyorsa aynı sureti burada da göstermelidir. Ama size şunu söyleyeyim. O terörist tetikçi Cihan Kara denilen adamın yüzüne en kudretli olduğu zamanda dönüp sen bir teröristsin diyen kardeşiniz olarak söylüyorum ben. Aslında terörist. Bugün ya zindandalar ya da gittiler. Tıpkı o pek bayıldıkları memleketi İngiliz zırhlısıyla terk etmiş sultanları gibi yurt dışına kaçtı. Herkes savcılığını bilecek, hakimliğini bilecek, valiliğini bilecek. Herkes devletin kendisine verdiği yetkiyi milletin ayırmadan kullanacak. Devlet memuru, hükümet memuru, cumhurbaşkanının emir kulu olmadığını anlayacak. İşte bu kadar. 17 Nisan'da hepsini göreceksiniz. Hepsi sizden daha fazla, biz zaten hayır istiyorduk demeye başlayacak. Aynen. Unutmayınız, dostlarım, önümüzdeki bu proje Türkiye'nin bir bölünme projesidir. Bu siyasi iktidar ve Sayın Cumhurbaşkanı tüm saygımla ifade ediyorum. Maalesef aldatılmasıyla meşhur. Evet, çok az. Maalesef, üzgünüm. Her aldatıldığında cezayı çeken ise aldanıyor. Biz daima olmamız gereken yerde olduk. Daima. Bizim için Cumhurbaşkanlığı makamı çok yukarıda bir makam. Bana Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun, rahmetli babam, küçük büyümden, çocukken iki şey öğretti. İki uyarıda bulundu. Ben Kayseriliyim ama Ankara'da bulundum. Dedi ki, oğlum, sokakta oynuyorsun ki o zaman biz hep dedik sokakta oynarız. Hortumdan su içeriz nasıl ölmedik bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok nasıl ölmediğim çünkü bugün hortumdan su içen çocukların öleceğine inanan anneler var. Kafamızı yardığımızda da tokat yemek daha tehlikeliydi tabii eve gidince. O yüzden komşu teyzeye ekmek çiğnedim yapıştırdı. Tam 13 tane ekmek yeri vardı. Kalkın sokağa çıkıyordu. Önünden cenaze arabası geçerse oğlum dedi. Ayağa kalk, cenazeye cephe selamı dur, arkasında da Fatiha. Talimat bir. Talimat iki, tabii Ankara'da o zaman habersizce Cumhurbaşkanı geçebilirdi çünkü bugün Cumhurbaşkanı geçmeden önce anons ediyorlar kimse elinden çıkmasın diye. Yollar kapatılıyor. Yani tesadüfen Cumhurbaşkanı'na denk gelme bir ihtimalimiz yok ama o zaman için söylüyoruz. Cumhurbaşkanı geçerken
İkinci talimatım şuydu, ayağa kalk. Tabii ceketin yok. Sokakta gazoz oynuyorsun. Ayağa kalk, üstünü başını temizle. Cumhurbaşkanını göreceğinden falan değil, terbiye veriyor. Yüzünü cepheye dön, hazır ola geç, Cumhurbaşkanı geçiyor. İçinde kim olduğu önemli değil. Şimdi biz Türk milleti olarak Cumhurbaşkanımızı buraya koyarız. Makamını buraya koyarız. Mücadelemiz hali hazırda Cumhurbaşkanlığı görevini yapan kişinin onu burada görmek istemese bile biz temsil ettiği makamın kendisine rağmen burada durması için mücadele ediyoruz. Çünkü bizim Türk milletinin kültürel genelinde Cumhurbaşkanı parti genel başkanı seviyesinde değildir, buradadır. Bütün mücadelemiz Cumhurbaşkanlığı buradadır. Açık söyleyeyim. Ben sizden sapına kadar gittiği yere kadar sonuna kadar saf bir milliyetçi. Atatürk milliyetçiliği nasıl tanımlamışsa Atatürk'ün yazdığı kitaba göre ben işte öyle bir milliyetçi. Öyle bir milliyetçi. Bizim kitabımızda milliyetçilik başka devletlerin Türk milletini sömürmesi karşısında dik durma milliyetçiliği. Bizim kitabımızda milliyetçilik Türk Silahlı Kuvvetleri'ni başka devletlerin emrine vermeden Türk milletinin emrinde yetiştirmek ve milli bir Türk Silahlı Kuvvetleri yaratma milliyetçiliği. Bizim kitabımızda milliyetçilik tarımını, sanayisini bu milletin kılmaktır. Fabrikalar açmaktır. Fabrikaları Türk milletinin sahiplenmesini sağlamaktır. Yeraltı, yerüstü zenginliklerinin Türk milletine ait olması için mücadele etmektir. Bizim kitabımızdaki milliyetçilik Türk milletinin dünyada çağdaş devletler aleminin en üst sırasına yerleşmesi için ne yapılması gerekiyorsa milleti esas alarak, Türk milleti tek önceliğimiz diyerek mücadele etmektir. İşte biz böyle milliyetçiyiz. Safına kadar milliyetçi bir kardeşimiz olarak 2010'da F tipi suç cemaati devleti izinde işgal ederken dedik ki bunlar milli istihbaratı milli olmaktan çıkarıyor. Milli eğitimi milli olmaktan çıkarıyor. Milli polis teşkilatımızı milli olmaktan çıkarıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başına Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başına balyoz vurmaya çalışıyor. En sonunda şu anda birlikte hareket ediyorsunuz ama iki gün sonra bunlar sizin de başınıza balyoz vuracaklar dediğimizde hepsi birden koro halinde saldırıyor. Bugün doğru olduğumuz ortaya çıkıyor. Ne diyorlar? Kandırıldık. Dinleseydin kandırılmaz. Geç. Bölücü terör örgütü açılım dedi. Yazdırdılar İmralı Camisi'ne bir mektup. Romantiklerin yanakları pembe pembe, kürsülerde okundu. Türküler eşliğinde okundu. Neymiş? Barış gelecekmiş. Hepinizden daha çok biz barışı istiyoruz. Bizim evlatlarımız şehit oluyor. Sizinkini meclise göndermeye çalışıyorsunuz.
Bunlar gemiciliklerle geziyor. Bir dakika. Yazdım. Dedim ki, bölücü terör örgütünün reisinin mektubu bir savaşın mektubudur. Bir büyük savaşlar dizisinin mektubudur dedim. Saldırdılar. Sen barış istemiyorsun. Şimdi denmekte ki aldatıldık. Peki bir dakika. Bakın. İstediğiniz kadar kızabilirsiniz. Hiç önemli. Hiç önemli. Çok kızanım oldu. Sonunda doğru söylüyorsak doğru yolunu bulduk. Ben Türkiye Cumhurbaşkanı. Doğru yaparsa kimseyi dinlemem yanında durur. Türkiye Cumhurbaşkanı yanlış yaparsa aman başıma bir şey gelir deyip birileri gibi susmayı alıp oturmam, doğru bildiğimi yine söylerim. Suç örgütü cemaate karşı ilk uyarıları, en etkili uyarıları yapan biziz. Silivri kapılarında direnip o mahkemeyi başlarına yıkan biziz. Sıra size gelecek diyen, erken uyarıyı yapan biziz. Barışıyoruz dediklerinde, hayır bunlar barışmıyor. Bölücü terör örgütü sokak sokak bir kalkışmaya hazırlanıyor dediğimizde saldıranlar onlar. Şimdi dönmüş densizler, birileri cahil, densiz, saygısız, tarih bilinci olmayan birileri dönmüş bana, Süveyl Hoca'ya ve milyonlarca hayır diyecek olan vatandaşımıza sen terör örgütleriyle iş birliğini yaptın diyor. Bir saniye. 2010 referandumunda mezardan ölüleri çıkartıp oy kullandırın, evet dedirtin diyen Pensilvanya'daki çete reisiyle kol kola evet propagandasını yapan kimdi? Ben değildim. Oslo müzakerelerini yapıp İmralı'da çete reisiyle oturup başkanlık sistemi elbette kabul edilebilir, şartları şudur diye pazarlık yapan kimdi? Ben değildim. Üç yıl boyunca devletin valisine operasyon izni vermeyeceksin diyen kimdi? Ben değildim. Ben de değildim. Askeri kışlasından dışarıya çıkartmayıp bölücü terör örgütü her yeri mayınlarken görmezden gelen kimdi? Ben değildim. Avurda o çadır tiyatrosunu kurup pişman değilim diyen teröristleri, hadi aslanım pişmansındır, sen geç şöyle Türkiye'nin işlerine bir yerleş, kur hücrelerini diyen kimdi? Ben değilim. Şimdi tutukta birileri bana bir kere aldatıldın, seni cemaat aldatmış. İki kere aldatıldın, seni bölücü terör aldatmış. Bir kez daha emperyal güçler sizi aldatıyor dediğinde bana hiçbir çapsız sen teröre destek veriyorsun diyemez. Bunu diyerek haklısın. Güneydoğu'nun illeri, ilçeleri mayınlarırken susanlar vermiştir teröre destek, ben değil. Ama bugün biz yine en milli duyguyla, en vatansever duyguyla haydi gelin yanlışınızdan ders alın, birlikte toparlayalım deyip 15 Temmuz'da kol kola girdik demokrasiyi korumak için. Yeni Kapı'ya haydi dedik, gidiyoruz dedik, Yeni Kapı'da demokrasiyi korumak için. Peki, şimdi ne yapıyorsunuz? Şimdi
Bitti oğlum. Bitiren kim? Ben tekrar parti genel başkanı olacağım. Üstelik anayasaya göre parti genel başkanı olacağım diyenler kendi şahsi hırslarıyla ihtiras içerisinde bitirdiler o yeni kapı ruhunu. Hiç kimseyi suçlamaya kalkmasınlar. Şimdi dostlarım, size çok önemli bir örneği, çok önemli bir bilgiyi vermek zorundayım. Bu sebeple çalacaksa telefonlarınız, belki çalmazsa iyi olur. Arkada göremiyorum diyenler birbirine kızacaksa, bir süre kızmazsa iyi olur. Çünkü vereceğim örneği hem size anlatmak zorundayım, hem de sizin bunu başkalarıyla paylaşmanızı gençliğe hitabenin bugün size verdiği bir görev olarak görüyorum. Gençliğe hitap. Çünkü bizim görev belgemiz gençliğe hitap. Dikkatle izlemenizi istirham ediyorum. Bu tertemiz bir sunuş. İzmir'in dağlarında çiçekler açar. İzmir'in dağlarında çiçekler şimdi bu tertemiz suya bir damla ya devlet başkanı aynı zamanda siyasi parti genel başkanı da olsun. Hiçbir yerde yok ama Tanzanya'da var diyen damlayı da anlatıyorum. Bu tertemiz suya tamam devlet başkanı siyasi parti genel başkanı olarak milletvekili adaylarının kendi yazabilsin, ön seçime falan gerek yok. Kendisi belirlesin kendi partisinin milletvekillerini diyen damlayı damlatıyorum. Bu tertemiz suya yahu canımı sıkarsanız sizi bir daha milletvekili yazmam diyen parti genel başkanlığından gelen despotik gücü damlatıyorum. Böylece yasama organının cumhurbaşkanını denetlemesi bitmiştir. Evet. Bu tertemiz suya hakim ve savcıları atayan ve işten atan kurulun tamamına yakınını devlet başkanının atamasına izin veren damlayı damlatıyorum. Böylece, bir saniye, bir dakika. Hayır, böylece 13 üyenin en az 8'i, 9'u, 10'u mezunlarda devlet başkanı tarafından görevlendiriyor. Artık devlet başkanının emrine rağmen hiçbir hakim Türkiye'de karar vermez. Devlet başkanı Keşan'daki bir olaydan nasıl haberdar olur? İlçe başkanı telefonu açar. Yahu Keşan'da bir hakim var. Bizim partiye biraz uzak. Biraz mutsuzuz. Tarafta gibi sanki dediği anda senin davan haklı da olsa önemli olan ilçe başkanına verdiği istihbaratı. Şimdi bu suya bir şey daha katıyorum. Meclis bütçeyle sıkıştırmak istedi olmaz ama devlet başkanına. Anayasada bütçeyi meclis yetiştiremezse ya da yapamazsa bir önceki yılın bütçesini belli bir oranda arttırır
yeni dönemde kullanırsın diyen bir hüküm var. Olabilir. Peki ne kadar arttırılacağına kim karar veriyor? Başkan karar veriyor. Yani bütçenin kaç lira olacağını meclis değil, bütçeyi harcayacak olan başkan veriyor. Devletin kasasını kontrolsüz başkana veren damlayı da damlatıyorum. Şimdi o temiz su oldu mu? Bir saniye. Şimdi size bir başka damla daha damlatacağım. Bunu çok dikkatli dinlemenizi Keşanlılardan rica ediyorum. Anayasa değişikliği başkana istediği anda hiç kimseden izin almadan illeri birleştirip eyalet benzeri yapılar kurma yetkisi veriyor. Bu bir damla yetmez mi? Tamamını boşaltıyor. Anayasa değişikliği bir başka yetki daha veriyor başkana. Türkiye'nin hayati görüp çekince koyduğu bir uluslararası sözleşme var. Avrupa Yerel Yönetimler Özellik Sözleşmesi. O özellik sözleşmesinin bazı maddelerine Türkiye asla imzalamam diye çekince koydu. Çekince koyduğu maddeler şehirlerin veya kurulacak bölge birliklerinin kendi silahlı polisleri olabilir maddesi ile bölge birliklerinin kendi milli eğitimleri olabilir, kendi eğitim bakanlıkları olabilir maddesi. Anayasa, Cumhurbaşkanı'na kurduğu bölge birliklerine silahlı polis gücü ve Eğitim Bakanlığı oluşturma yetkisi veriyor. Kalan zehire döküyor. Artık bu su içinde sudan fazla zehir içerir. Geç onu. Yani bu ergen eden beter. İkseniz bir ihtimal var. Bunlar yok. Bakın. Şimdi en son bilgiyi veriyorum. Bu kadar çok zehri doldurulmuş bir bardak demokrasiyi değil, tek adam rejimini temsil ediyor. Bölücü terör örgütünün istediği şu. Dünyaya dönüp yargı başkana bağlı. Meclis tabela meclisi. Bütçe yapma yetkisi bile aslında kendisi de değil. Her türlü yetkiyi başkanın aldığı bir Türkiye artık eskisi gibi anayasal bir demokrasi değil. Diyebilir. Şimdi özet bilgiyi arz etmek zorundayım. Çok da önemlidir. Yoruldunuz ama bunu dinlemeniz lazım. Yani ezan saati de geldi ama ne olur bunu dinleyin. Kazan. Bak bir saniye daha bir. Bakın sevgili dostlar. Demokratik ülkelerden bir bardak demokratik ülkelerden demokratik ülkelerden toprak toparmak için silahlı mücadele yürüten örgütlere denir ki parlamenton işlevsel çalışıyor. Tarafsız bağımsız idare eder. İsmet'in dağlarında çiçekler. Senin burada meşru sebebin yok. O yüzden otur oturduğun yerde sana meşruiyet vermiyorum der uluslararası ceza.
Ama ortaya çıkan tablo. Başkanın bir cebine hakimlerin, bir cebine parlamentonun tıkıştırıldığı kontrolsüz bir tek adam rejimi ise uluslararası hukuk der ki böyle bir devletin ülkesinden toprak koparma hareketi uluslararası camiada ulusal kurtuluş hareketidir. Ve sen bu suyu içmek zorunda değilsin. Toprak ayırmak istiyorsan sana silahla yardım yaparım, istihbaratla yaparım, uydu desteği de veririm, diplomatik temsilcilik de açarım. Nitekim bu sebeple 2010 referandumunda hain örgüt bugünü planlayarak evet demiştir. Bugün de yine emin olunuz evet çıksın diye uğraşmaktadır. Eyalet sistemini getirecek bir başkan, Avrupa yerel yönetimler özellik şartından çekinceleri kaldırıp buyur kendi polis gücünü kur, resmi kimlik sorsun, tutuklama yapsın diyebilecek bir başkan. Buyur kendi milli eğitimini kur, kendi eğitim sistemini kur deme yetkisiyle donatılmış bir başkan ve uluslararası hukukta o terör örgütüne artık sen terör örgütü değilsin. Bir özgürlük savaşçısısın, al sana silah, al sana cephane, al sana zırhlı araç diyecek bir yepyeni bir yapı. Buna bu örgütün hayır deme ihtimali yok. Bu sebeple de evet çıksın diye uğraşmaktadır. Nasıl ki 2010'da köy köy, kasaba kasaba gezip evet çıksın diye uğraştığı gibi. Bu birileri tarafından yazılmış ve Türkiye'nin önüne getirilmiş, onu okuyanlar da şahsi hırslarının, ihtiraslarının kurbanı olarak bu evdeki üstün milli menfaati görmezden gelip kendi şahsi taleplerini öne çıkarıp haydi bakalım deyip bu işe balıklama atlamışlar. Sizin huzurunuzdan sesleniyorum. Sayın Başbakan ya da Sayın Cumhurbaşkanı hiç fark etmez. Süheyl Hoca ile beni davet etsin. Karşısına, yanına hakiki hukukçuları koysun. Hakiki hukukçular, yani meteoroloji uzmanı hukuktan anladığını söyleyenleri istemiyoruz. Gerçek hukukçuları koysun. Ben hocamla birlikte bilgiye ve belgeye dayanarak bunun küresel kuklacıların Türkiye'yi bölmek için son projesi olduğunu anlatmaya varım. İnanmak istiyorum ki Sayın Cumhurbaşkanı ve Sayın Başbakan da bizi bir saat dinledikten sonra diyecekler ki yahu Süheyl Hoca, Metin Hoca gel köy köy dolaşalım milletimizin hayır demesi için çalışmaya başlıyoruz. Değerli dostlar, bu mesele bir siyasi parti meselesi değil. Çok üzerinde bir meseledir. AK Parti'den de, Milliyetçi Hareket Partisi'nden de, Cumhuriyet Halk Partisi'nden de, HDP'den de, Vatan Partisi'nden de, Doğru Yol'dan da, ANAP'tan da, nereden olursa olsun, vatan ölürmesin diyenler, tapu tek kişiye verilmesin diyenler, bu tapuyu bir tek kişiye verirsek yarın kimin eline geçer bilinmez Allah korusun diyenler, yüzlerce gerekçenin içinden bir ya da beş gerekçeyi görüp hayır diyecekler, 16 Temmuz'da bir tarih yazacaklardı, tarih. Başka, 16 Nisan'da Cumhurbaşkanı değişmeyecektir. Çok şükür 16 Nisan. Nasıl sabredeceğim? Çünkü büyük bayram günü. 16 Nisan'da Cumhurbaşkanı değişmeyecek. 16 Nisan'da Başbakan değişmeyecek. Zaten mücadele ediyoruz ki değişmesin, kalsın Başbakan.
Yani anlıyorum efendim. Evet. Eyvallah, sağ ol. Cümlemin ortasındayım. Devam edeyim abi, sağ ol. Allah'a emanet. Alkış. Şimdi, sonra vereceğim görevi ama sana giderken bir görev veriyorum. Bugün iki kişiyi düşünmeye ikna ediyorsun. Tamam mı? Tamam mı? Hadi gidelim. Hadi gidelim. Bakın 16 Nisan'da ne olacak? Allah'ın izniyle her siyasi partiden kaygı duyanlar, yetti artık diyenler, her siyasi partiden, her siyasi partiden, ya kapıyı vermeyelim diyenler, hizmete devam ama, hizmete devam ama denetim bizde kalsın diyenler, daha iyi hizmet istiyoruz diyenler, bin tane gerekçe var. Hayır, 16 Temmuz'da hayır dendiğinde, ama 16 Nisan'da hayır dendiğinde, 16 Temmuz'da neyi var benim bilmiyorum ki. 16 Nisan'da hayır dendiğinde, 16 Nisan'da hayır dendiğinde bize de kimse madalya takmayacak. Bir yerlere ihale de almayacağız. Dedim ya, varlık fonuna yönetici de olmayacak bir süre önce. Beni de yanına da aldırmayacak dolayısıyla. Bunlar hiçbiri olmayacak. 16 Nisan'da başka bir şey olacak. Çok büyük bir şey olacak. Yıllarca ve yıllarca birbirlerine düşmanlaştırılmaya çalışılmış olan vatandaşlarımız aynı milli dava uğruna omuz omuza mücadele edip kazanmanın gururunu yaşayacaklar. İşte bu yeni bir Çanakkale ruhudur. İktidar partisinin de ana muhalefetinde, diğer muhalefet partilerinde sımsıkı kucaklayıp bağırlarına basacakları bir ruh. Biz kimseye hesap sormaktan falan bahsetmiyoruz. Biz geleceğimizi her siyasi partiden, her dünya görüşünden yüreği vatan için çarpan evlatlarla hep birlikte pırıl pırıl inşa etmekten söz ediyoruz. İşte 16 Nisan'da bu olacak dostlar. 16 Nisan'da umur kalır. Hoca aldı sözü. Uzmanına bıraktım. Değerli arkadaşlar. O gitmiyor, o gitti. Yani biz gitmiyoruz. Sadece şunu söyleyeyim değerli arkadaşlar. Ne yalan söyleyeyim. Manolar Birliği bana dedi ki, Süheyl Hoca, gel Türkiye'yi dolaşalım, il il, ilçe ilçe, köy köy dolaşalım ve bu referandumda içeriğini anlatalım. Anlatalım, hiç kimse bizi kandıramasın dedi. Tabii ben de büyük bir onurla, gururla kabul ettim. Sağ olsunlar, onlarla beraber geziyorum. Ama anayasayı anlatmak için geziyorum normal. Fakat şuraya geldim, bana siz anlattınız. Benim bir şey anlatmama vallahi gerek yok. Sevgili başkan da anlattı. Gerçekten
Trakya halkı bu Osmanlı İmparatorluğu'nun sona ermesinden sonra o imparatorluğun küllerinden bir millet yaratılırken, bir cumhuriyet yaratılırken her şeyini bu millete vermiş, her şeyini bu cumhuriyet için vermiş bir halk, bir topluluk. O yüzden benim anne tarafımda Selanik'ten gelmedir, baba tarafımda Kafkaslardan, Batum'dan gelmedir. O yüzden sizlerin ne düşündüğünü çok iyi biliyorum. Bu sefer Metin Başkan'ın söylediği gerçekten size anayasanın içeriğini anlatmaya gerek yok, siz bana anlattınız. Gayet iyi. Ama o zaman bir son koyalım, bir nokta koyalım. Bakalım ben anlamış mıyım? Ben anlamış mıyım? Bunlara vereceğiniz cevaplarla zaten ben biliyorum ama başka cevap verirseniz demek ki anlamamışım olur. O zaman devam edelim. Değerli arkadaşlar, bu ülke bölünsün diye Oslo'da birilerinin gönderdikleri PKK'yla pazarlık ederken o pazarlıkta siz mi vardınız? Hayır. Peki ha burada insanları gönderip, yargıçları gönderip oraya gelenlere ayıp olmasın diye Atatürk posterlerini oradan indirin talimatını siz mi? Balyozlar o insanları Türk ordusunun düzmece kanıtlarla bunları yargılayın, bunların savcısı benim, siz mi dediniz? Hayır! Gencecik insanları bunlar Ergenekoncu, terör örgütü deyip bizler kanıtları nerede dediğimizde kanıta ne gerek var? Ben bu davanın savcısıyım. Siz mi dediniz? Hayır! Zekeriya Öz'ün altına zırhlı arabayı benim savcımdır diye siz mi verdiniz? Hayır! 100 yıllık ara dönem, 100 yıllık parantezi kapatıyoruz. Siz mi dediniz? Hayır! Değerli arkadaşlar, evet. Geçenlerde ne var? Ya çalışacağız, bu 100 yıllık baskı dönemini ortadan kaldıracağız ya da eskisi gibi köle olmaya devam edeceğiz diyen il başkanı siz miydiniz? Hayır! En son söylüyorum. O da önemli. Her yerde gerçekten gözümüzün önünde, valilerin önünde, kaymakamların önünde, komutanların önünde hendekler kazanırken, içeriye silahlar doldurulurken Oslo'da neler yaptığınızı biliyoruz, metropolleri nasıl doldurduğunuzu biliyoruz derken bunları görmezden gelen talimatını veren siz miydiniz? Hayır! En son söyleyeceğim de şu, hiç hayatınızda Atatürk'e, arkadaşlarına, İnönü'ye iki ay yaş anayasa yapmışsa ben daha iyisini yaparım dediniz mi? Hayır! Arkadaşlar, anayasana vereceğimiz efendim olsun. Tamam. Sağ olun, sağ olun.